Şimdi şu anda bir Mansur Ney açıyoruz. Daha önce de bahsettiğim gibi isminde. Onun için gerekli olan bir birim var. O birimi ben pergelimle ayarlıyorum. Kumpas üzerinden. Daha sonra bunu neyin 7. boğumuna koyuyorum. 7. boğumda iki deliğimiz var. Biri altta, biri üstte. Onların yerlerini ayarladıktan sonra neyin boyunu ölçüyorum önce. Önce yukarıya doğru ölçüyorum, sonra aşağıya tamamlayacağım. Şu anda geldiğim nokta neyin tam boyunun orta noktasıdır. Buradan yukarıya bu elimdeki birimden 13 birim gerekiyor toplamında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şimdi burası neyimizin toplam üst sınırı. Bir de orta noktasından aşağıya doğru gitmek suretiyle boyunu tamamlamış olacağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şu arası bulduğumuz nokta neyin tam boyunu veriyor şu an. Daha sonra deliklerimizin yerlerini ayarlayacağız şimdi. Yine 7. boğum üzerinden hareket ediyoruz. 7. boğumda şu koyduğumuz nokta ney üzerindeki ön taraftaki 6 deliğin üçüncüsü. Buradan 4.'yü ayarlıyoruz ve orayı işaretliyoruz. 5.'yi ayarlıyoruz, işaretliyoruz. 6.'yı ayarlıyoruz, işaretliyoruz. Tekrar yukarıya doğru gidiyoruz. Geldiğimiz yere. Oradan yukarıdaki delikleri bulacağız. İkinci deliğimiz ve birinci deliğimiz. Dolayısıyla şu anda neyin ön tarafındaki 6 deliğin yerleri tamamen tespit edilmiş oldu. Şimdi bunların yerlerini tam ayarladıktan sonra deliklerimizi açma işlemimizi yapacağız. Deliklerimizi açmaya geldik.
seritlerimizin açma işlemi bitmiş durumda şu anda. Şimdi açmış olduğumuz deliklerin içlerini temizleyeceğiz. Çizgilerimiz var. Şu çizgiye denk geldi. Bu malzeme de bafondur. Türkiye'de Alman gümüşü diye de geçer ismi. Tabii pek gümüşle alakası yok ama vallahi öyle. Bu biraz yamuk kesilmiş. Başka bir. Bu çizgiye denk gelecek şekilde koyuyoruz. Bir kısmını baban yapıyor, bir kısmını sen yapıyorsun. Evet.
ortaklaşa bir çalışma. Buradaki sebep nedir? Yani o ayırdığınız bölümlerdeki... O tabii biraz usta-çırak ilişkisi oluyor. Asıl neye yönünü veren babam oluyor. Ben daha çok ayak işleri... Yan işler. Yan işler. Tabiriyle, evet. Yapıyorum. Biraz usta-çırak ilişkisi yani. Anladım. Bu böyle oluyor, böyle başlıyor. Tabii. Görerek, tecrübe ederek. Tabii benim kendi de açtığım neyler oluyor. Tecrübe bağımında. Öyle öyle öğreniyoruz işte. Sonra bunun ucunu tabii makasla kestiğimiz için biraz düzgün olmuyor. Bunu çekişle düzelteceğiz. Birbirine öpmesi için şeyler, uçları. Yuvarlıyoruz. Hem ölçmüş oluyoruz yani doğru kesmiş miyiz diye. Bakıyoruz. İyidir. Sonra bunun iki ucunu birleştiriyoruz. Bu şekilde. Tam öpmesi lazım. Tabii kaynaması için. En zor yeri de burası. Bayağı zamanı yapmadım. Evet. Sonra kaynatmak üzere masamıza koyuyoruz. Bu da gümüş kaynağı diye. Gümüştü.